Siz aslında onlar iki kişi değil, dört kişiler. %50 katıldılar programımıza. En bir şey öğrenmeye aç iki kişi bizdik zaten ekipte. Bu arada tabii Sonat'ın adının niye sapık abi olduğunu sormayacağım. Güldünüz, puanı kaybettiniz. Ben kalkıyorum orada. Sinema okumuştum, hep görsel bir şeyler uğraşıyordum zaten. Ben de reklam ajansında çalışıyordum. Kahramanı bir sabah uyandığında kendini dev bir balon olarak bulduğu kitabın adı nedir? Buyurun lütfen. Sönüşüm. Sönüşüm. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Ya, yani ben sizin dünyanıza ne kadar uzaksam siz benimkine bu kadar yaklaştınız. Neden adapte olduk? Vallahi tebrik ediyorum. Efendim merhaba genel kültür bilgi yarışması tutkunları. Yine bir 10 soru bükücüde çok değerli iki genç kardeşimle Boğaç Soydemir ve Berk Sevgi ile beraberiz. Aslında onlar iki kişi değil, dört kişiler. Ayrıca Buğra Oflaz ve Sonat Işık da var. Evet. %50 katıldılar programımıza. %50'si bile yeter dediler. Gördüğünüz gibi dolduruyorlar. Tabii ki, aynen öyle. Türkiye'nin en başarılı, en renkli, en değişik YouTube'da iş yapan oyun ve oyun kültürü üzerine de evet, çok şey üreten arkadaşlar. Ben de üstünüze afiyet Tetris bile oynamamış bir vatan evladı olarak, başka bir kuşaktan gelen biri olarak şimdi ben onlara soracağım ve öğreneceğim. Eminim sizin de öğreneceğiniz çok şey var. O yüzden sevgili Boğaç ve Berk'ten çok şey öğreneceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi misiniz çok arkadaşlar? Iyi. Çok teşekkür ederiz bu arada. Biz de böyle bir Türk'le aynı şey yapmayalım. Evet. Elinizi boğazı topladınız. Ben seni görmediğim için sen bana göre konumlandık yani. Rahat olun, ne olur. Valla ben siz bugün ben soracak gibi duruyorum ama ben sizden çok şey öğreneceğim. Emin olun. Estağfurullah. Biz zaman bir şey bildiğimiz yok da. İşte olur mu ya? Post 42 şanlı post. Biz de bir şey öğrenmeye geldik. En bir şey öğrenmeye aç iki kişi bizdik zaten ekipte. O yüzden diğer ikisi yani kaçtı diyebilir miyiz? Evet. Diğer iki kişi kaçtı desek. Kaçtı, bir de kadraja sığmayız diye düşündüler. Ama evet, sığdırıyorduk yani aslında. Evet. Dörtlü değil beşli yayınlanacaktı bu program. Şimdi 10 tane soru soruyorum arkadaşlar. O süre içerisinde de beraberce ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuzu konuşuyoruz. Ben bu arada sizi izledim. Yani kelime ve kelime türetme ve oradan üretilen bir gülmecenin çok şahane soğuk örneklerini evet veriyorsunuz. Adı da zaten Soğuk Savaş değil evet, mi? Evet, Soğuk Savaş. Benim izlediğim bölümde yani bir örnek verelim de anlasınlar bence soru sormadan önce. Mesela şiirde her şeyi kabul edip huyuna suyuna giden şairimiz kimdir? Çünkü siz sordunuz bunu. Kimdir? Turgut Uyar. Evet. Gördüğünüz gibi güldükleri zaman puan kaybediyorlar. Evet. Şu anda eksi bir başladık. Evet, eksi bir. Şimdi olay böyle, anlatabiliyor muyum? Turgut Uyar'ı ben size kaç türlü, kaç farklı ve ne şiirlerle anlattım. Ama genç kardeşlerim de Turgut Uyar her şeye uyum sağlayan, her şeyi kabul eden Türk şairi diye geçiyor. Özür diliyoruz burada. Rica ederim. Çok güzel şakalar bunlar. Bir de şey var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın sürekli karşı duruşu adı neydi arkadaşlar? Neydi? Ha, Trump Tower. Trump Tower. Bunda da ben giriyorum. İşte gururlandım. Bu şekilde yürüyen bir programları var. Ama arkadaşlarımın 600 bin abonesi, milyonlarca izleyeni gerçekten çünkü çok savruk, değişik, farklı, özgün ve çok renkli ve çok güzelsiniz. Vallahi içtenlikle söylüyorum. Bence yayın böyle olmalı. Herkes aradığını bulabileceği bir özgürlük alanı. Bence çok da özel ve güzel iş yapıyorsunuz. Ben niye bu saate kadar sizi izlemedim diye kendime kızdım. Gerçekten kendime kızdığım yerler var çünkü geri kaldığım yerler benim oraları. Bugün o açığı kapatacağız. Sevgili Burak, sevgili Boğaç. Özür diliyorum. Sevgili Berk, sevgili Boğaç. Şimdi arkadaşlar çok kolay bir soruyla başlayalım. Gerildik mi? Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi Hollywood filmlerinde genelde bunu sert adamlar ve dedektifler takıyor. Ülkemizde ise Süleyman Demirel, hatırlıyor musunuz bu ismi? Hı hı. İle özdeşmiş bir şapka türü var. Bu şapka türü götür müdür, nötr müdür, fötür müdür yoksa püsür müdür diye soruyorum. Güldünüz, puanı kaybettiniz. Ben kalkıyorum orada. Fötür tabii ki değil mi? Zötür olmayacak. Fötür diyorsunuz ve doğru yanıtı veriyorsunuz. İpini de kullanıyoruz. Aşırı seviniyoruz. Aşırı seviniyoruz çünkü bunları soruyorlar zaten. Bu fötür şapka ama gerçekten bir sürü yere girdi. Şarkılarda bile var. Fikret Kızılok'un şarkısında geçer değil mi? O fötür şapkayı anlatır. Ben sizi çok böyle Dedem Korkut vaziyetinde tarihe götürmeyeceğim, korkmayın. Ama bunu çok rahat biliyorsunuzdur, okumuşsunuzdur. Evet. Çünkü o dönemde hangi kafayla yazıldığını ben de merak etmiştim. Franz Kafka, Dönüşüm kitabında
Bir sabah uyandığında kahramanı neye dönüşmüştü? Hamam böceğine mi, prense mi, Nasrettin Hoca'ya mı yoksa Ninja Kaplan? Ninja Kaplan. Farklı şeylere gülüyor adam. Hamam böceğine. Hamam böceğine değil mi? Bir sabah uyandığında kahramanı kendisini böcek olarak buluyor. Ve yatakta debelenirken, değil mi? Ama güzel kafa. Süper kahramanı falan dönüşmesi. Süper kahramanı dönüşmesi de güzel olur. Ama siz de dönüşebilir. Evet, sizin Kafka versiyonunuzda, uyarlamanızda. Bizim bir Kafka şakamız var ama hatırlamayacağız şimdi değil mi? Hatta tweet miydi? Sönüşümdü galiba. Sönüşüm müydü? Dönüşüm. Kendini bir balon olarak bulan şeyin kitabını. Lütfen yapar mısınız? Evet. Kahramanı bir sabah uyandığında kendini dev bir balon olarak bulduğu kitabın adı nedir? Buyurun lütfen. Sönüşüm. Sönüşüm. Şu anda ekran başındaki herkes de bir şok var. Çok özür diliyorum. Üzüldüler. Çok güzel gidiyorsunuz ama 2'de 2. Şahanesiniz çocuklar. Çok hazırlandım. Çok bu arada asıl ne iş yapıyordunuz? Yani bu grup dörtlü olmadan önce. Yani siz asıl neyle uğraşıyorsunuz? Ben sinema okumuştum. Hep görsel bir şeylerle uğraşıyordum zaten. Oradan da sosyal medyaya geçiş yapmış gibi oldu. Ondan sonra zaten bu ilginç şeyler gelmeye başladı. Remix yapıyorum diyemediğim remix için. Remix yapıyorum demedim. Remix yapıyordum da biraz. Onu söylesiniz peki. Söylemedin. Ben reklam ajansında çalışıyordum. Ne yani güzel. Sosyal medya üzerinde. Peki o zaman şu anda aramızda bulunmayan Sonat ve şeyi de öğrenebilir miyim Buğra'yı da? Sonat metin yazarı. Televizyonda metin yazarı. Çok yapıyor. Hoş. Buğra da yine o da kurguyla ve sinemayla bizle beraber çalışıyor. Bundan önce de başka bir kanalda beraberdik biz Buğra'yla. İnternet içeriği üretme üzerine beraber. Devam ediyorsunuz. Ama hakikaten çok renkli, çok farklı ve o farklı ve özgünlükte genç iyi. Ruhu çok kolay yakaladığı için şahane gidiyor. Bu arada tabii Sonat'ın adının niye sapık abi olduğunu sormayacağım. Takdim edin. Biz de cevap vermek istemiyoruz zaten. Bunu ona soracağız bir sonraki katıldığı programda. 2'de 2 şahanesiniz arkadaşlar. Ve işte size bakın şahane bir soru geliyor. Led Zeppelin, Rolling Stones, Ray Charles gibi müzik dünyasının önemli grup ve isimlerinin kariyer gelişimlerinde önemli rol oynamış olan ve aynı zamanda Atlantic Records'un da kurucusu olan ünlü Türk yapımcı. Acaba Ahmet Ertegün müydü, Tuna Ötenel miydi, Yavuz Çetin miydi yoksa Muhtar Kent miydi diye sorsak? Ahmet Ertegün. Değil mi Ahmet Ertegün? Ya küçücük yaşta babası, ya ben öyküsünü dinleyip yazdığım için izninizle ukalalık edeyim. Evet. Türkiye'nin şu anda Washington'daki Büyükelçilik binası baba Ertegün tarafından satın alınıyor. Ahmet Ertegün'ün babası tarafından. Çünkü atanan ilk büyükelçi. Ve içeride yaklaşık 1500 o zamanın plak ve şeylerini buluyorlar. Ve o yaşta iki kardeş, Ahmet Ertegün ve küçük kardeşi, caz müziği dinlemeye başlıyorlar. İlk tanıştıkları arasında Aretha Franklin'ler falan var. 15 yaşındayken Ray Charles'la tanışıyor. Böyle bir aile. Ve pazar günleri İnanılmaz jam session deniyor değil mi? Jam session'lar yapılıyor Büyükelçilik binasında. Şu an hala Büyükelçilik olarak kullanılan binada. Gerçekten çok önemli. Amerika'nın müzik tarihini yönlendirmiş birisi. Ahmet Ertegün hangi filmde? Ray filminde bayağı vardı değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum. Evet. Şimdi ben habire soran adamdan dur bakayım. Ya arkadaşlar ben hayatımda oyun oynamadım. Şimdi böyle bir durumum var. Tetris bile efendim. Çok ciddi söylüyorum. Yani vakit olmadı ya da ilgi olmadı diyelim. Ya da gündelik hayatın içerisinde koşturma çok farklıydı bizim dönemde. Ne önerirsiniz bana çok geç kalmış? Ne yapayım ben? Dark Souls diye. Dark Souls diye çok zor bir oyun var. Dark Souls. En zoru. O top hedefiniz mesela. Onu yaparsanız hepsini yaparsınız. Öyle mi? Direkt en zorundan başlama gibi bir çalışma. Ben buradaki arkadaşlarımdan rica ediyorum. İndiriyoruz direkt. Şu an umarsızca gülüyorlar ama herhalde yani ya bunu başaracağım konusundaki emin olmalarından. Ben her şeyi bırakır bu oyuna başlar mıyım acaba? Bir hastalık da oluyor. Başlarsanız her şeyi bırakmanız gerekecek zaten. Şimdi yalnız benim de başka hastalıklarım var. Mesela uydudan yabancı kanalları seyretmek, işte ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ondan sonra işte bazı izleyemediğim film ve konserlerin bandını işte o hayatın içerisinde. Hani hakikaten vakit kalmamıştı. İyi bir oyuncu olmak için ne kadar zaman ayırmak lazım? Allah ne verdiyse. Şöyle biz çalışmadık 10 sene boyunca. benim ara verecek bir 10 senem kalmadı çocuklar. 57 yaşındayım. Toptan bırakacağım yani. Bana emeklilik öneriyorsunuz. Olayda
Asus. Ama şeyleri mesela mobil oyunları tavsiye edebilirim. Telefondan oynanabilen oyunlar çok daha hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor orada. Büyük bir hakikaten bakacağım. Çünkü bu konuda da bir eksiğim var. Yok, anlamak istiyorum çünkü. Peki şimdi size soracağım 4 tane şarkı var. Bunlardan bir tanesi Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı değil. Evet, çok güzel bir şey. Ama bu size başka açılardan gönderme olacak. Soner Sarıkabadayı'nın şarkısı olmayan parça. Unuttun mu beni? Eski sevgili Sadem Seveni Arıyorum'dan hangisi olabilir? Of, çok zor ya. Evet. Sadem onun bir kere. Evet, onu ben de biliyorum. Unutmalı bir şarkısı hatırlamıyorum. Unutmalı. Ya da unuttuk. Bir süremiz var mıydı? Bitiyor şu anda doldu da o süre. Bir sürü konuşuyoruz şu anda. 10 saniyeydi de onun için. Hani böyle sizin de çok kullandığınız bir şey ya. Eski sevgili mi acaba? İpucu var orada galiba. Ha evet. Evet. O zaman öyle diyelim. Lütfen. Eski sevgili. Eski sevgili diyor ve doğru yanıt veriyorsunuz. Dörtte dört oluyor. Lütfen bu eski sevgiliyi de anlatır mısınız rica etsem? Buyurun. Eyvah. Bu biraz evvel size anlattığımız kelimeli şakalar ve o soğuk ılık kelime oyunlarının arasında bağlanan bir yer daha var. Evet, benim soğuk savaşların çoğunda eski sevgilim konusunda yaptığım bir sürü şaka var. Lütfen iletir misiniz bir tanesini? Bildiri gibi böyle basın toplantısı. Bilmeyenlerde ilk defa o kadar resmi açıldım. Nasıldı bir tanesini hatırlayayım. Şey döneminde bir taksiler falan gündemdeyken bunu kullanmadım gerçi. Sıkıntı yaratır mı? Sıkıntı yaratabilir niye? Yani. Niye? Burası taksi özgür bir alan. Kavgası vardı da var. Şu anda gene. Siz seçin. Ha tamam. Mesela tamam. 22 adamın peşinden koştuğu yuvarlak şey nedir? Eski sevgili mi? Eski sevgili. Bu da Dünya Kupası. Dünya Kupası. Anladım. Ama bu tabii şey oldu, seri oldu. Yani evet, insanlar ciddi zannediyor ama tabii bir meme haline geldi. Hani eski sevgiliden kadınların öce alma yöntemleri çok tehlikelidir ama yok, Allah sizin dininize de düşürmesin diyorum. İnşallah. Hakikaten son eski sevgililerden birinin çıkardı. Yok yok, kesinlikle değil. Şaka yani. Biz baktık tutuyor, devam edelim. Devam edelim dedi. Biz de size Soner Sarıkabadayı'nın olmayan şarkısı üzerinden gittik. Sağlık. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada gerçekten şabalaklaşabilirim. Efsane oyun serisi Metal Slug'ın 4. oyununda yer alan ama oynanamayan karakter. Trevor Spacey midir? Nadia Castle mıdır? Fio Germi midir yoksa Eri Casamato mudur? Casamato mudur? Oynamadım Metal Slug 4'ü. O yüzden oynamadım. Sallayacağım. Bir fikrimiz yok. Şurada doldu. Peki D. D diyorsunuz Eri Casamato. Doğru yanıtmış. Bazen aynen. Sallamak da faydalı görüyorsunuz. Belki yüzde... Keşke böyle özgüvenli D deseydim ya valla. Evet. O D biraz D çıktı onun farkındayım. Evet, o pek olmadı. D'nin yanlış çıkışının farkındayım ama. Ya. Buradan da evet ben bu arada eski oyunlarla çok ilgiliyim, retro oyunlarla. Şu anda çok o yüzden üzüldüm. Bir şey soracağım. Retro oyun dediğiniz mesela bu sektörde, şimdi retro film dediğiniz zaman 1950'ler, M60'lar da artık retro oluyor. Evet. Oyun için mesela. Ya orada da aslında bu konsolların başladığı dönem genelde kastedilir. İşte 1980'ler. 80'lerin 90'lar. Aynen. Daha öncesi de var. Şeyler neredeyse tuhaf biçimde geçen gemiler, uzay gemileri var da sadece tek Atari'de ateş ediyorsun. Atari'lerle. Space Invaders. Sonra Commodore 64'ler evet, geldi PC değil mi? Tarafı, bilgisayar tarafında da o var. İlklerden ve Amiga ile birlikte. Amiga ile birlikte onlar değil mi? Metal Slug'ı oynamamıştım ama. Onları yetiştiniz mi? Yok ben Nintendo'nun çıkardığı ilk konsol işte. O dönemde. Evet o dönem NES döneminde çocuktuk biz. Sonra tabii PlayStation'lar geldi. Evet oraya doğru. PlayStation'lara şu anda kaçı var onun? Dördü var. Artık her şey neredeyse 5 bekleniyor. Artık herhalde sanal gerçekliğe falan geçecek bir sonraki aşaması. O da şey olarak geldi aslında. Şimdi gözlükler var. Gözlüklerle de oynayabiliyorsunuz. VR dediğimiz. O gözlüklerle birkaç markanın versiyonu var işte. Görmüştüm. Onları da biz de denedik. Bayağı enteresan bir tecrübe oluyor bu arada. Samsung'unkini biliyorum. Evet o var. HTC'nin var. PlayStation'ın var. PlayStation'ın var. Bak fena değilim. En azından biliyorum ama oynayamıyorum. Çocuklar bu arada 5'te 5. Kutluyorum. Şahanesiniz. İçtenlikle söylüyorum. Evet şimdi. Bunu bilirsiniz artık. Sayacaklarımdan hangisi gerçekte tutunamayan ama birçok futbol manager oyuncusunun ilk transfer tercihleri arasında yer almış olan futbolculardan biri değildir.
Anatoly Todorov, Maxim Tsiganko, Antonio Di Natale, Sergey Nikiforenko. C demek istiyorum. Antonio Di Natale bildiğimiz değil mi? Gerçek oyuncuları seçiyorsunuz orada da. Bunu oynuyor musunuz? Oynuyorum ben. Yanlış mı cevapladınız? Yo doğru. Yani sizde de bir korku oldu. Evet, çocuklar ben bilmiyorum. Sadece bana verilmiş soruları okuyorum bu bölümde. İlk defa size yemin ediyorum kör uçuşu. Kör uçuşu bilir misiniz? Yok. Hiçbir şey görmeden hani kalkarken demiş ya arkadan bağırınca levyeyi çekmiş ikisi birden görmüyorlarmış. Ya bundan sonra hani uçurmasak mı uçağı acaba diye. Biz ben niye bu kadar ciddi aldık ben de bilmiyorum. Ben de onu bilmiyorum evet, çocuklar evet, eğleniyoruz. Vallahi, biraz hakikaten rahatla belki ya falan. Bu arada aslında ben şu anda ekran başında bizi izlerken tabii ki genç bir seyirci oluştu. Yani yeni YouTube'dan seyirci kardeşlerim geldi. Bir de benim klasik seyirci var biliyorsunuz artık 40 olanlar. Şimdi onlar nece konuştuğumuzu anlamaya çalışıyorlar. Ya da yanlarına çocuğu çağırıp evladım bak bir şey diyor Metin amcan yanında gençlerle ne diyor diye bakmak gerekiyor. Evet 6'da 6 fevkaladesiniz. Aa ben böyle bir tür olduğunu bile bilmiyorum. Şimdi size 4 tane Pokemon cinsi sayacağım. Bunlardan bir tanesi çimen türü değil. Çimen türü olmuyor. Evet. Süremiz başladı. Bulbasaur, Oddish, Blastoise ve Ivysaur. Bu yardım almadım. Çok panik yaptım. Panik yaptım ya. Bir de yani burası zormuş. Burası ciddi. Ama yani bunu siz biliyorsunuz diye yazmışlar. Yapmayın arkadaşlar yani. Çimen turu Pokemon. Blastoise. Elektrik miydi o? Su. Buradan pıtı pıtı. Ben de tahmin ediyorum. Pokemon. Sen de evet. Yalnız Pokemon Go'yu gerçekten çok sevmiştim. Yani oynamadığım halde mantığı çok sağlamdı. Çünkü gerçek hayatın içerisindeki sanal kahramanı avlamak üzerine kuruluydu. Peki bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Yani onu gerçekleştiren, baktığım için söylüyorum. Onu gerçekleştiren yazılımcının çocukken böcek koleksiyonu yaptığını biliyor muydunuz? O nedenle yola çıkmış. Şaka değil. Fakat ben size başka bir şey anlatacağım. Bu Pokemon Go'yu yapan. Ve çok ciddi milyarlarca dolarlık bir şirket şey yaptı. Ama ben size başka bir şey söyleyeceğim. Pokemon Go çıkmadan yaklaşık 5 sene önce Türkiye'de bir aerosol firması bir oyun yazılımı yaptı. Havada sanal sinekler uçuşuyor. Ve siz o sineklere cep telefonunuzla ateş ediyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bak oyun oynamayan ben oradaki yaratıcılığa şapka çıkarmıştım. Aynı mantığı emin olun 5 yıl sonra Pokemon Go milyar dolarlar götürdü. Ya bu bildiğimiz bir sistemdi ben bilmiyordum ilk defa orada gördüm. Ama emin olun havada sanal sinek çıktığı anda cep telefonunuzla ateş ediyorsunuz ve o sineği düşürme üzerine kurulu. Hiç oyunun içerisinde marka geçmiyor şey geçmiyor ben şapka çıkarmıştım. Örnekleri galiba bu Nintendo'nun 3DS diye bir konsolu var. Onda ben de öyle bir şey görmüştüm. Yani düşünün ama ondan sonra. Daha önce tabii onu tabii onu bilemiyoruz. Ya da yazılıma ne zaman başladılar onu bilmiyorum ama ben ona çok saygı duymuştum. Gerçekten çok. Çünkü belki görmüşsünüzdür. Eğer sevgili seyircilerimiz de bilecek. Modern Art of Museum. MoMA'ya giderseniz 1960'lı yıllarda yapılmış bir tane çok ilginç çalışma var. Bir slide makinesi. Görüntü sabit. Sadece ve sadece önünden lensler geçiyor ve onu renk değişiminin yarattığı şey. Aa bir bakıyorsunuz bugün hareket bizim uyguladığımız aslında Instagram'ın atası. Yani 1960 yılında adam yapmış Modern Sanatlar Müzesi'ne koymuş ve arkasından onu alıp çünkü şimdi fotoğrafı olduğu zaman hani size 20'ye yakın bir seçenek veriyor galiba değil mi? Onun üzerinden seçiyorsunuz. Beni çok şaşırtmıştı Amerika'da onu gördüğümde. Biz tabii yine ukalalık tarafından bakıyoruz efendim. 7'de 7. Bir şey öğrenmeye geldik. Şahanesiniz. Ben neler öğrendim bu arada. Pokemon'dan kaç ayrılır? Peki, bunu tanıyorum. Mario'nun ilk Super Mario oyununda kurtardığı prensesin adı Daisy mi, Peach mi, Rosalinda mı yoksa Donkey Kong mu? Peach. Tebrik ediyorum. Bu kadar net söylediniz ki. Çok severim. Bu işleri çoktan gördük. Bu gerginlik duruşu bir anda özgüven oldu. Evet, özgüven oldu duruş.
Tebrik ediyorum. Ya çok keyifli. Ne olur arkadaşlarımın bu Post 42'sinde Soğuk Savaş'ı lütfen izleyin. Ben ya hakikaten müptelası oldum. Bundan sonraki sizi kesin izleyeceğim. Net söylüyorum. Ya biz de soruları çok beğendik. Bizim ciddi gerçekten mi? İlgi alanımızı özenle seçilmiş. Benim güzel ve özel soru yazarlarım için ya özellikle çalıştılar, seçtiler. Çok hani güzel. Yanlış yapar mıyız diye de birkaç kere kontrol ettik. Ama bunu gerçekten bilmiyorum ve size soracağım. Geçtiğimiz aylarda yeni versiyonu piyasaya sürülen ve Vahşi Batı'da geçen, ayrıca simülasyon gerçekliği ile ilgili tartışmaların da odağı olmuş oyunun ismi acaba Red Dead Redemption mıdır? Swan Hunk Redemption mıdır? Red Hot Chili Peppers mıdır yoksa Redemption Sunk mıdır diye zorlanarak. Oh, süre sona geldi. Buyurun. Red Dead Redemption 2 demek Red istiyorum. Red Redemption 2 diye. Arkadaşlar ikiyi uzatabilirsek. Evet. Teşekkür ederim. Ya biraz bu oyundan söz eder misiniz? Şaka yapmıyorum abi. Oyun bayağı bugüne kadar hani yapılmış oyunlardan daha gerçekçi bir tarz belirlemiş. Mesela bir yolculuk yaparken genelde bir süre sonra hızlı yolculuk opsiyonu çıkar oyunlarda. Açık dünya dediğimiz oyunlarda. Burada da mesela başlarda özellikle hikayeyi size gösterebilmek için oldukça uzun yolculuk sekansları var. Daha hayatta kalma kısmı daha gerçekçi olmuş. O oyuncuların alıştığı o hızlı kaçamak noktaları mümkün olduğu kadar azaltmışlar ki gerçekçi bir kovboy simülasyonu olsun diye. O anlamda tartışmaları da tabii çıkardı. Bu bir oyun mudur, simülasyon mudur falan gibisinden. Benim pilotluk eğitimini yarım bırakmama karşı, yani PPL dışında gitmedim ama benimle beraber PPL eğitimi alıp da sonra havayolu şirketinde çalışmak yerine sanal uçuşu gerçekleştirenler var. Onların en büyük özelliklerinden biri de işte kimi hava trafik kontrolörü, kimi kaptan pilot olarak uçuyor ya da işte kargo uçağını tercih ediyor 737'ye 800 yerine. O zaman işte hızlandırmak, oyunu durdurmak çünkü Ankara'dan İstanbul'a giderken. Şimdi sanalda bu bizimkilerin mi aklına gelir sadece yani oyunu durdurmak, çıkmak, tuvalete gidiyorsunuz çünkü uçağı başkasına bırakamıyorsunuz gibi. Evet. Mesela benim de ilgimi o çok çekmişti. Eski halini havalimanı programının indirmiş ve yani bak demek ki oynamışım aslında ya. Evet yani bir şey hayatımın bir yerde bir simülasyon. Hatta bizim şu an en çok oynadığımız oyun ikimizin Euro Truck Simulator diye bir oyun var. Tır şoförlüğü yapıyorsunuz. Bir yerden bir yere taşıyorsunuz ve bayağı hani tamamen bir simülasyon oyunu. Oturup onu oynuyoruz. Bu aç gaza yani, gelip direksiyon aldı. Evet yani, evet. Oyunun şey direksiyonu var bilgisayara. Ayrıca bilgisayara bağlanın. Yaşıyoruz. Ama işte kamyon sürebiliyorsunuz. Şu anda park edebiliyorum. Orijinalinde denediniz mi hiç? Yok tabii. Çok denemedim. Çok tuhaf bir duygu. Tır sürmek gerçekten çok tepedesiniz, çok evet, özgürsünüz, çok yukarıdasınız ve o aslında yani herhalde yorulmamak için öylesine bir ayarlanmış ki yani kullandığımız binek otomobillerden daha rahat hissediyorsunuz kendinizi. Öyle bir şey var. Evet. Arkadaşlar 9'da 9. Fevkaladesiniz. Yani son soru da Türkiye'den olsun. Sayacaklarımdan hangisi Türkiye'de yer alan e-spor takımlarından biri değil? Space Soldiers, Dark Passage, Supermassive ve Werder Veremen. Evet tabii. Açıkça söyleyelim. Evet. Werder Veremen. Ama bu da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de düzenlenen futbol etkinliklerinden birinde kurulan eğlenceli isimli takımlardan biriydi. Ha öyle mi? Werder Veremen. Doğru hatırlıyorum değil mi? Bir Cenk Erdem esprisidir galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ya olabilir ama takım ismi olarak da kullanıldı diye biliyorum. Cenk ve Erdem'in başladığı bir gelenek vardı. Kelimelerin işte orasını burasını ve anlamlarını bozmak, absürde varan bir yerleri zorlamak. Siz onu çok daha ileri ve çok daha renkli bir aşamaya getirmişsiniz. İleri o sadece. Teşekkür ederiz. Yok içtenlikle yani ben gözlediğimi, anlayabildiğimi söylüyorum. Biz aslında zaten onları izleyerek büyüdüğümüz için yani çok o anlamda bizi kendi aramızdaki muhabbetimize de çok katkısı olan, o dönem hiç örneği olmayan ve daha önce de radyoda görünmemiş bir şeydi. Evet. Yani kendilerine ait bir jargon ve şey oluşturmuşlardı. Bizi de o dönem zaten hemen dikkatimizi çekmişti. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Vallahi şahane yarıştınız. Şiir gibisiniz. Her ne bir kadar tane salladık o da tuttu. Her ne kadar Sonat ve Buğra kaçtılarsa da değil mi? Teşekkür ediyorum Boğaç. Teşekkür ediyorum sevgili teşekkür Berk. Efendim. Werder size tamam, küçük armağanları var. Size de var. Meraklanmayın. Çok teşekkür ederiz. Güle güle kullanın. Zamanı nasıl geçtiğini anlayamadığınız oyunlarda kolunuzda şöyle bir bakarken işinize yarasın. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler,
Hakikaten benim için çok heyecan verici. Çok farklı post 42'den %50'si olan iki kardeşimle beraber benim çok uzak olduğum bir dünyayı, birazcık oyunları konuştuk. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Soruları siz de hatırlamışsınızdır. Artık bundan sonra herkese hava atabilirsiniz. Ben de bu işleri biliyorum diye. Bir sonraki programda görüşene kadar sevgiyle kalın, hoşça kalın. Aklınızdan soru işaretlerini, elinizden oyun konsollarını eksik etmeyin diyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Değerli konuklar, sevgili seyirciler, 10 soruyu büktük beraberce. Umarım hoşunuza gitmiştir. Lütfen abone olun. Bu arada bu zil size yenilerini bildirim için kullanıyoruz. Unutmayın. Yani bastığınız zaman yenilerini de dinleyeceksiniz. Bunu, şunu izleyebileceksiniz.